Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiyle, yine empatiyle karşınızdayız. Medyada ikinci, üçüncü sayfa haberi, biraz kıyıda kenarda kalmış haberlere bakıyoruz. Onları derinlemesine inceliyoruz. Ve sizin tanıdığınız, sevdiğiniz bir konukla bu hikayeleri paylaşıyor. Konuğumuzdan o hikayelerin içinden bir öznenin ya da birkaç öznenin yerine geçerek konuyu değerlendirmesini bizimle birlikte istiyoruz. Ne için? Birbirimizi biraz daha anlayabilmek, kavrayabilmek için. Bu akşam çok sevdiğiniz bir konuğumuz var. Genç oyuncu arkadaşım Deniz Baysal Yurtçu. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Haftada sağ ol, teşekkür ederim. Haftada 6 gün çalışıyorsun. Evet. Nasıl geldin bize? Tek boş günün mü bu? Dün de boştu. Dün de o yüzden boştu. Evet, biraz Allah bereketli Allah, bir haftaya denk geldi. Allah Allah, olmadığın sahne var mı? Oluyor ufak. Var, nadir de olsa oluyor. Peki, teşkilat nasıl gidiyor? Güzel, güzel gidiyor. Üçüncü sezon. Seviliyor. İkinci sezon. Üç. Üçüncü sezon. Aynen. Üçüncü sezon. Murat geldi bu sezon. Aynen, Murat geldi. Nasıl, iyi anlaşıyor musunuz? Çok iyi anlaşıyoruz. Geçen sene de biz beraber çalışıyorduk, evet. Murat'la. İyidir Murat. Peki, bizim programımızı daha önce seyretmişliğin var mı? Seyrettim, evet. Peki, hikayelerin başında ve sonunda seninle Deniz olarak sohbet ediyorum ama arada yerine geçtiğim birisiyle konuşuyoruz. Sen de onun hırkasını giyerek onun kalbinden, onun aklından konuşuyorsun. O kısma hakimsin, değil mi? Aynen. Kadın olmak nedir? Kadın olmak her yerde maalesef zor. Ya korkmuyor musun? Harika bir insan olduğumu düşünüyorum. Nasıl üstesinden gelmeyi düşünüyorsun bu durumu? Ben artık güçlü olmak istemiyorum. İşini bırakmak aklına gelir mi? Bırakıp gitsen... Niye ben gidiyorum kardeşim? Niye? Ben çocukları çok severim. İyi de anlaştığımı düşünüyorum. Evet, uzaktan severim. Şey vardır ama çocuğun olursa seversin. E tabii ki severim yani. Nasıl sevmeyeyim ama ben olmasını istemiyorum şu an. Peki, ilk Deniz'e soruyorum şimdi bunu. Bir kahramanı oynuyorsun. Her zaman hepimiz onu yapıyoruz, oyuncular. Kahraman ne demek? Yani senin bir kahramanın var mı? Onu da ekleyerek sorayım. Nedir kahraman? Ya kahraman hayat yolunda sana güzel örnek olabilecek, benim için güzel örnek olan, yeri geldiğinde seni tutup o karanlığın içinden çıkarandır benim için kahraman. Bir tür rol model mi? Rol model, evet. Peki senin bir kahramanın var mı? Çocukluktan kalma, şimdi falan. Ailem her zaman. Hmm. Annem, babam, ablam. Onların mücadelesine birebir tanık olduğum için belki de. Bütün hikayeye hakimim diyorsun. Evet, aynen. Yani evet. Neler yaşadıklarını, ne zorluklardan nasıl çıktıklarını bildiğim için onlar. Peki, güzel bir giriş oldu. O zaman şimdi ilk hikayemizden başlayalım. Görüşürüz Deniz, hoşça kal. Hoşça kal. 2000 yılında Erzurum Palandöken'de dünyaya gelen bir genç kadının yerine geçmeni rica ediyoruz. Muhafazakar bir ailenin ferdisin, 3 erkek kardeşim var. Annene sorsan ileride senin hafız olmanı istiyor. Kadın hafız. Hareketli bir kız çocuğusun, çok hareketli bir kız çocuğusun. Okul öncesi zamanlarda en büyük zevkin kışın kar yağdığında mahalledeki arkadaşlarınla birlikte perde kornişleri kullanarak kayak yapmak. Birçoğumuzun çocukluğu böyledir. Yeni kuşağın değil galiba ama. Annenin, ailenin istediği gibi bir gelecek hayal ediyor musun? Kornişle kayan bir kız çocuğu, hareketli bir kız çocuğu olarak. Gelecekte kendi hayallerini gerçekleştirmek istiyor musun? Var mı hayallerin? Gelecekte kendi hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Anneminkini değil. Daha hareketli, bana uyan, daha enerjik. Büyük ihtimalle hissettiğim şey daha yaratıcı şeylerle ilgilenmek sanırım. Peki. İlkokula başladığın yıl okuldan kalan zamanlarında hep kayak yapıyorsun. Bir gün yine mahallede arkadaşlarınla kayarken sizi izleyen iki kişi yanınıza geliyor ve korniş yerine gerçek ekipmanlarla, yani kayak ekipmanlarıyla deneme yapma hakkında ne düşündüğünü soruyorlar sana, fikrini soruyorlar. Sonradan bu kişilerin Erzurum Kayak Kulübü antrenörleri olduğunu öğreniyorsun. Teklif üstüne ne hissedersin? Yani böyle korniş morniş biz Leyen'de de kayardık. Onun yerine gerçek kayak ekipmanlarıyla kaymak seni heyecanlandırır mı? Heyecanlandırır. Daha ötesine gitme arzusundan dolayı. Evet.
Zaten işin içine profesyonel ekipman, alet edevat girince çocuklar daha da heyecanlanır. Tabii. Herhalde, doğal olarak. Peki profesyonel bir kayakçı olmak ister misin? Şu an öyle bir düşüncem yok. Belki de bilmiyorsun bile. Bilmiyorum, evet. Şeyini. Bakıyorum şu an. Bakıyorsun. Peki. Teklifi kabul ediyorsun. Ertesi gün sana ve arkadaşlarına kayaklarla deneme yaptırıyorlar. Palandöken'de. Antrenörlerden biri seni 20 metre yükseklikten kaymaya bırakıyor. İlkinde yani. İlk denemen olmasına rağmen başarılı oluyorsun, başarı gösteriyorsun. Onlarca çocuk arasında dikkatleri üstüne çekiyorsun. Orada bulunanlar doğal yeteneğinden ve özellikle cesaretinden çok etkileniyorlar. Özel eğitim vermek için seni kayak kulübüne davet ediyorlar. Bir yeteneğin keşfedilmesi aslında bu. Tam bu noktada ne hissediyorsun? Mutlu hissediyorum ama tedirginim de. Çünkü beni tutan bir şeyler var. Yani ailem var sonuçta. Onların ne diyeceğini bilmediğim onlar için. Onlar ne düşünür? Evet. Ama orası aşılırsa senin için hoş mu? Hoş. Hoş. Hangi çocuk hoşlanmaz ki böyle bir şeyden? Ailem bunu geçici bir heves gibi görse de eğitim almana izin veriyor. Belki de ileride annenin istediği gibi hafız olamayacaksın böyle giderse. Kayak hayatına girince 11 yaşına kadar hem okula hem de kayak antrenmanlarına devam ediyorsun. 11 yaşında ilk kez yarışmaya çıkıyor ve 4. oluyorsun ilk yarışmanda. Başarın herkesin dikkatini çektiği için milli takım teşvik kampına davet ediliyorsun. Kampa katılmanla birlikte spora bakışın da değişiyor. Bu kamptan sonra sporu ve kayağı daha fazla ciddiye almaya başlıyorsun. Milli takım artık senin için çok büyük bir önem taşıyor. Bu sebeple de çok sıkı çalışıyorsun. Milli takımda da başarı ve derece elde etme fikri nasıl geliyor sana? Yani o zaman için uçsuz bucaksız bir şey. Belki hayal bile etmediğin, bir yerde kendini durdurduğun bir şey aslında milli takım. Yani o kornişlerle kayarken nasıl? Kornişten kayağa, evden milli takıma. Nerede görüyorsun kendini? Yani böyle bir hayal kurdurur değil mi insanı? Kurdurur, kesinlikle kurdurur. Ve o hayalin içinde ailenle mutlu olduğunu da görürsün. Onların da seninle gurur duyduğunu, o milli takımda olmanın verdiği şeyle, onların da seninle gurur duyduğunu hissedersin. Erzurum Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorsun. Okul haricindeki tüm zamanını kayarak ve çalışarak geçiriyorsun. Milli takım artık senin için çok yakın bir hedef ama zaman zaman kayak sporunun tehlikeli olduğunu düşündüğünüz için sen de ailen de tedirgin oluyorsunuz. Özellikle annen her gün evde acaba kızımın başına bir şey gelir mi tedirginliği yaşarken antrenman yaptığın pistte bir sporcunun vefat haberi herkesi derinden sarsıyor. 18 yaşındaki kayak milli takım sporcusu Aslı Nemrutlu alp disipline yarışmasına katılmak için Erzurum'a geliyor ve piste antrenman yaparken tahta kar perdelerine çarparak ağır yaralanıyor. Genç kayakçı ne yazık ki doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybediyor. Bu olaydan sonra sen spora devam edip etmeme konusunda bir kararsızlık yaşar oluyorsun. Milli takıma bu kadar yaklaşmışken bu vahim durum, bu kaza karşısında ne yapacaksın? Bütün korkularına rağmen bu spora devam eder misin? Ederim. Çünkü her meslekte başına gelebilir, yolda yürürken bile gelebilir. O tutkuyu engelleyebileceğini düşünmüyorum bunu. Hiç, çok acı bir şey. Evet, belki kafamı karıştırır. Kesinlikle ama ben, bir karıştırır. Ya çok riskli. Hani benim de başıma gelebilir. Ama o zaman hiçbir şey yapamayız zaten. Evet. Sen devam etmek istesen de annen biraz karşı çıkacak. Onu nasıl ikna edersin? Baban bu duruma nasıl tepki verir mesela? Ki başta da bundan kaygılanıyordun sen. Yani nasıl girebilirim konuya onu düşünüyorum anneme karşı. Takdiri ilahi diyerek yani kimin ne zaman başına ne geleceği belli olmaz. Sen benim başarılarıma bak. Eğer yani yine konuşuruz böyle ufak tefek başıma bir şey gelirse ama lütfen bana güven derim herhalde. Çok zor. Ama bir çaba gerektirecek galiba bu. Gerektirir kesinlikle peki, uzun konuşmalar. Peki. Bakalım nasıl devam ediyor. Kayağı çok sevmene rağmen hem üzülüyor hem de tedirgin oluyorsun. Kararsız kaldığını gören baban seninle bir konuşma yapıyor. Önüne çıkan milli takım fırsatının çok değerli olduğunu,
korkuların yüzünden bu fırsatı kaçırmaman gerektiğini söylüyor. Bütün tehlikeleri göze alarak spora daha büyük bir azimle dönüyorsun. Bu azmin ve kararlılığınla anneni de ikna ediyorsunuz. Kısa bir süre sonra da milli takıma seçiliyorsun gerçekten. Her şeye yeniden başladın ve milli takıma da seçildin. Şimdi ne diyorsun, ne hissediyorsun? Biraz daha onaylar tamam, kararlılık tamam. Azim zaten küçüklüğünden beri çok hareketli bir çocuktun. Tam sana göre bir iş. Şimdi ne diyorsun milli takımda? Daha hırslı hissediyorum. Çünkü ailem de yanımda. Nereden nasıl başladığımı biliyorum ve nereye geldiğimi biliyorum. Daha yolumun olduğunu biliyorum. O yüzden daha da hırslandırıyor bu beni. Alp disiplini slalom yarışlarında 2012'de Türkiye ikincisi, 2013 ve 2014'te Türkiye üçüncüsü. 2015'te de Türkiye birincisi oluyorsun nihayet. Erzurum Kayak Kulübü sporcusu olarak Litvanya'da katıldığın Avrupa Şampiyonası'nda 9.luk elde ediyorsun. Liseyi bitirdiğinde 100'e yakın madalya sahibi genç bir sporcusun artık. Bu kadar başarılı olacağın aklına gelir miydi korniş üstünde neşeyle kayarken? Sanırım hayır. Çünkü bir yerde yine hayallerine bile ket vuran gerçeklerle yüz yüze kaldığın için o yolda görüyorsun aslında neler başarabileceğini. Benim için de öyle. Gitgide, gitgide, gitgide artıyor ve sınırı yok. Hani evet ben bugünleri görmüştüm diyebileceğim bir şey yok. Yaşadıkça bunlar olabilirmiş, bunları başarabilirmiş, kendini bunları yapabilirmişim. Kendini besleyen bir şey, evet. Eylem değil mi? 2020 yılının Şubat ayında Alp disiplini uluslararası kayak yarışmalarına katılmak üzere Slovenya'ya gidiyorsun. Yarışmanın final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkmak istiyorsun. Yanına 12 yaşında Sloven bir çocuk oturuyor. Teleferik hareket ettikten sonra çocuğun kaymaya başladığını fark ediyorsun. Hareket halinde olduğunuz için kimse sizi fark etmiyor. Çocuk hızla dengesini kaybediyor ve kayıyor. Son anda onu yakalayıp düşmesine engel oluyorsun. Hala sizi fark eden yok. Ellerinde eldivenlerin var. Çocuğun kaymaya başladığını fark edince ağzınla eldivenini çıkartıp çocuğu daha sıkı tutmaya çalışıyorsun. Sizin o vaziyette zorda olduğunuzun fark edilmesi dakikalar sürüyor. Sonunda ekipler geliyor. Aşağıya bir ağ kuruyorlar. Demek ki havada asılı kalınmış. 15 dakika sonra çocuğu aşağıdaki ağa bırakıyorsun. Birinin hayatını kurtarmak nasıl bir duygu acaba? Bir yüce bir duygudur herhalde. Yani İnsan kendinden çok memnun olur. Evet, onu düşünmeye bile belki fırsatın olmaz gerçi. Yok, o anda hani değil. Ben bir hayat kurtardım değil ama evet. Onun huzuruyla uyumak bambaşka bir şey. Hele çocuksa. Evet. Yani 12 yaşında bir çocuk çok da hafif bir siklet değil. Tabii. Yani açıkçası. Bu kadar süre 15 dakika birisini tek elle tuttuğunu düşünelim. Yani bunu yapabildin çünkü sporcusun, hı-hı, fitsin, her zaman antrenmanlısın, yıllardır antrenman yapıyorsun, güçlüsün. Bir kış sporu yaparak aslında bir can kurtardın. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani muazzam bir şey ya. O da onun getirisi gibi. Her şey birbirini tamamlıyor ya. O gücü kazanmasaydım, o şeyleri işte yaptığın sporla, taşıdığın aletlerle o kolları güçlendirmeseydin bunu da başaramazdın. Yine her şey birbirini tetikliyor aslında. Senin orada olma nedenin de belki o. Bir şeyin gerçekleşmesi için sadece niyet de yeterli değil, değil mi? Fiziki, evet, koşullar falan da, azim, o duygu. O da, onlar da yetmez aslında. Yani öyle bir insan olmak, öyle bir insan olmak da bir durumdur yani. Bir sıra dışı bir şey. 15 dakika aşağıda tertibat kurulana kadar, tedbir alınana, hı-hı, kadar. Hani derler ya, Allah bir güç kuvvet verdi. Bilemezsin bazen o şeyi. Öyle bir kuvvet, öyle bir deli gücü gelir ki normalde yapamayacağın bir şeyi bile gerçekleştirebilirsin. Peki aşağı inip hemen çocuğun sağlık durumunu kontrol ediyorsun, öğrenmek istiyorsun. İyi olduğunu öğrenince de çok seviniyorsun. Bu davranışın sonrasında Slovenya medyasında kahraman ilan ediliyorsun. Biliyorsun toplum böyle şeylere güzel tepki verir her yerde. Katıldığın yarışmada son derece alamasan da bir çocuğu kurtarmanın, hayatını kurtarmanın
mutluluğuyla ertesi gün Türkiye'ye dönmek üzere havaalanına gidiyorsun. Havaalanında seni yolcu etmek için Slovenya Emniyet Müdürü karşılıyor ve kahramanlığın karşısında bir ödül sana sunuyorlar. Yarışmada madalya alamadın ama bir hayat kurtardığın için ödül aldın. Hangisi daha değerli? Hayat kurtarmak daha değerli. Yani, o tekrarlanabilir bir şey geliyor bana çünkü. Bugün olmadı, bir dahaki sefere denerim. Aynen. Çünkü her yarışmanın aslında sadece bir birincisi ama bir sürü kahramanı olabiliyor değil mi? Peki bu kahramanla tanışalım mı? Bu genç hanımefendi, sporcu arkadaşımızla tanışalım, tanışalım mı? Tanışalım. Geliyor efendim. Aydınlık yüzlü pırıl pırıl genç hanım Sıla Kara. Sıkı da bir sporcu. Ya ne kadar şey. Özveri madalyasıymış o Slovenya'da emniyet müdürünün kendisine verdiği madalya. Sıla yaşadığı bu olay sonrasında Türkiye'de havaalanında ve kulübe girişinde alkışlarla karşılanmış elbette. Ay yıldızlı sporcunun yaptığı bu kahramanca davranış Slovenya Cumhuriyeti'nde büyük bir takdir toplamış ve Slovenya polisi tarafından madalyaya layık görülmüş. Ankara'da bulunan Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde yapılan törende Büyükelçi Primoz Seligo Sıla'ya madalyasını vermiş. Alp disiplini milli takım sporcu Sıla Kara başarılı spor hayatına bugün de tabii devam ediyor. Geçtiğimiz ay Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu kupasında da bronz madalya kazanmış. Hedefi de bu genç sporcu arkadaşımızın hedefi olimpiyatlara katılmak. Umarım hedefini gerçekleştirir. Umarım. Orada da çok başarılı olur. Bir değil birçok olimpiyata arka arkaya inşallah katılma fırsatı bulur. Sıla'yı biz de tebrik ediyoruz. Yolu açık olsun diyoruz. Deniz sana biraz benzemiyor mu? Ben de ona baktım. Ona baktım değil mi? Dişleri gülümsemesi benziyoruz. Evet. Güzel bir denk geliş. Yolu açık olsun her zaman. Sıla'nın mahalle arasında kayarken keşfedilmesi sonra Slovenya'ya gidip bir çocuğun hayatını kurtarmasına kadar varan bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Sporcu olmak Sıla'nın hayatında neler değiştirmiştir acaba? Kendini fark etmesini sağlamış belli ki içindeki gücü kuvveti. Yine güçlü kuvvetli bir insan olurdu. O zaten hamurunda evet. vardır, mayasında evet. vardır insanın. Evet. Ama bunu daha da ilerletip keşfetmesine vesile olduğunu düşünüyorum. Sıla'nın hayatında sporu bırakma noktasına geldiğinde babasıyla yaptığı çok özel bir konuşma var. Yani babasının onu cesaretlendirdiği, diğer sporcu kardeşimizin kalbinden dolayı yaşadıkları tedirginlik sırasında. Ki o da çok trajik bir hadise, onu da hatırlarsın belki. Onu da rahmetle analım. O konuşma, babasıyla yaptığı konuşma belli ki Sıla'nın önünün açılmasına ve belki de hayatının büsbütün değişmesine sebebiyet vermiş. Senin de öyle önünü açan insanlar, olaylar, şeyler, virajlar oldu mu hayatında? Oldu. Ben çünkü okulu bırakıp oyunculuğa başladım. Ne okuyordun? Uluslararası ticaret okuyordum. Hiç de bana göre bir bölüm de değil. Yani... Ben çok mutsuz olurdum, yapamazdım da onu. Ya o dönem bir şey vardı. işte komşunun, bizim oğlanın işte kuzeni çok güzel şey yapıyormuş, tercih listesi yapıyormuş. Muhakkak bir yere girersin diye bir furya vardı. Ha. Ben tercih listemi kendim yapmadım. Anladım. O işte arkadaşın kupon kuzeni yaptı. Kupon doldurmak değil tabii bu işler. Yani aslında ne kadar yanlış şeyler. Ha. Hani bir altın bilezik olsun diyerek sevmediğin bir işi... Yapmak hiç hoş değil. Çünkü verimli olamazsın. Ne kendini ne insanları mutlu edebilirsin. Bence düzgün kendini bir iş de ifade çıkaramazsın. Edemezsin. Aynen. Şimdi bak yani ne kadar güzel kendini ifade ediyorsun. Kesinlikle. Etmiş yani. Benim de yol ayrımım orada oldu ki mesela benim babam istemiyordu aslında. Hani şimdi onu soracaktım. Babanla nasıl ilişkiniz? Yani sen oyunculuk macerandı. Benim hemen... annemle babam ayrı. Ben tamam. 5-6 yaşlarındayken ayrıldılar. O yüzden çok böyle hani baba ben böyle bir karar aldım diye aradım aslında. Hani sormak sana olarak annenle, değil tabii. De annem. Ben annemle yaşıyordum. Annem ve ablamla. Bir de rahmetli anneannem vardı. Allah rahmet eylesin. Sağ olun.
Babam şey diyordu mesela, okulu bitir, okulu bitir, muhakkak okulu bitir. Çünkü benim ablam yardımcı yönetmen, eniştem de yönetmen. Onlardan bizim, biliyor şimdi. Bizim sektörde herhalde. Evet, evet. Onlardan biliyor hani, bir gün işin var, bir gün işin yok. Doğru. İşte bir çalışıyorsun, üç ay yatıyorsun. Kızım, anne babaları bak, tedirgin edecek. Aynen şeyler. Aynen, aman işte hani dikkat et derken. Yani çok şükür engel olmadılar. Sadece her seferinde hani uyardılar beni. Dikkatli olmam konusunda, işte okulu bitirmem konusunda. Destek oldukları için de onlarla beraber bugüne gelmiş oldum. İyi ki de oldular. Yani yine yapardım, ben biraz inadımdır. Ama onların desteği olmadan çok bir anlamı olmazdı açıkçası. Annesi babası ayrı olmanın ufak tefek avantajları, çokçadır dezavantajları vardı. Berinirsin iki eve falan, malum. Onları biliyoruz. Ona rağmen babanla ilişkin iyi miydi? İyi, iyi. Bizde hiç... İlgili bir baba. Evet, ilgili bir arkadaş gibidir daha özür çok benim babam. Benim arada bir şey. Arkadaş gibidir benim babam. Öyle bir otorite olarak değildir hayatımda. Hani paylaşırım derdim, o benimle paylaşır. Tamam. Biz hep böyleyizdir. Tamam. O zaman yani babanın ilk tedirginliği dışında annen oyunculuk konusunda desteklemiş miydi? O da aynı şeydeydi. Yine tedirgindi. Ya bu hep ne güzel okulunu kazanmışsın. Işte, önce bitirsen kızım. Aynen. Başarı evet. Elde ettikçe onlar da daha çok senin arkanda doğru. Duruyor. Onu başardığını gördükçe, senin mutlu olduğunu gördükçe. Onlar benim mutlu olduğumu görüp daha çok destek oldular. Okul öncesi zamanlarda en büyük zevkin kışın kar yağdığında mahalledeki arkadaşlarınla birlikte perde kornişleri kullanarak kayak yapmak. Başarın herkesin dikkatini çektiği için milli takım teşvik kampına davet ediliyorsun. Mutlu hissediyorum ama tedirginim de çünkü beni tutan şeyler var. 11 yaşında ilk kez yarışmaya çıkıyor ve 4. oluyorsun ilk yarışmanda. Yani o zaman için uçsuz bucaksız bir şey. 2020 yılının Şubat ayında Alp disiplini uluslararası kayak yarışmalarına katılmak üzere Slovenya'ya gidiyorsun. Yarışmanın final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkmak istiyorsun. Yanına 12 yaşında Sloven bir çocuk oturuyor. Son anda onu yakalayıp düşmesine engel oluyorsun. Birinin hayatını kurtarmak nasıl bir duygu olacak? Yani derler ya, Allah bir güç kuvvet verdi, bilemezsin bazen o şeyi. Öyle bir kuvvet, öyle bir deli gücü gelir ki normalde yapamayacağın bir şeyi bile gerçekleştirebilirsin. Havaalanında seni yolcu etmek için Slovenya Emniyet Müdürü karşılıyor ve kahramanlığın karşısında bir ödül sana sunuyorlar. İkinci hikayemiz de 1988 yılında Şanlıurfa'nın Aşağı Külünçe köyünde doğdum. 5 kardeşim var. Ailenin maddi imkanları kısıtlı. Küçücük bir evde yaşıyorsunuz. Ekonomik problemlerle mücadele ederken babana kanser teşhisi koyuluyor ve hayatınız çok zorlaşıyor, daha da zorlaşıyor. Senin okula başladığın sene baban hayatını kaybediyor. Tabii ki babayı kaybetmek için çok küçük bir yaş. 5 kardeşin ve annen her zaman şeydir. Evet, yaşı yani yok aslında. Zor ama bir hani çok ihtiyaç duyduğun, iletişimin kuvvetlendiği, yeni yeni oluştuğu zamanlarda bunu yaşamak daha da zorlaştırıyor işleri. 5 kardeşim ve annenle zor koşullarda hayata tutunmaya çalışıyorsunuz. Babanı kaybettin, evin temel direği artık yok. Küçücük bir çocuksun. Gelecekle ilgili umutlarını, beklentilerini canlı tutabilir misin? Kolay olmaz herhalde. Ne dersin bu konuda? Zor olur diye düşünüyorum. Çünkü kardeşlerim benden küçük. Evet, 5 kardeşsiniz. En küçüğü sen misin bilmiyorum ama yani 5 kardeşsiniz. Yani onun da ayrı bir sorumluluğu artık. Evde herkese başka bir sorumluluk düşüyor. Herkese değil mi? Herkese. Evet. Herkesin sorumluluğu daha da artıyor. O yüzden çok gelecek hakkında sonradan değiştirebilirsin ama o an... Günü kurtarmayla mı geçer hayat? Evet, günü kurtarmayla geçer. Peki, annen karşılaştığı tüm zorluklara rağmen sizi okutmak için çırpınıyor. Bütün kardeşler azimli ve zekisiniz ama özellikle sen öğretmenlerin çok dikkatini çekiyorsun. Maddi imkanınız kısıtlı olduğu için bir çalışma masan bile yok. Bu sebeple evdeki minderlerden yaptığın çalışma masasında defterlerini, kitaplarını kardeşlerinle elbette paylaşarak okumaya çalışıyorsun. Ama muazzam bir azim ve istek var. İlkokulu bitirirken öğretmenin senin bu koşullarda eğitime devam edemeyeceğinden endişe ederek bir arayışa giriyor.
öğretmenin sayesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile tanışıyorsun. Ardından girdiğin burs sınavını kazanarak kardelenler arasında yer alıyorsun biliyorsun. Onlara kardelenler diyorlar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde. Okula devam edebilecek olmak, okuyabilecek olmak, kardelen çocuklarından biri olmak, kardelenlerden biri olmak sana farklı bir gelecek sağlayabilir mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Sağlayabilir. Yani önümde örnekleri de olduğu için buna inanıyorum, evet. Bir de mevcut koşulların olumsuzluğu da düşünürse her halükarda, her halükarda bir fırsat değil mi? Hı hı. Kazandığın bursla yaptığın ilk şey bir çalışma masası almak oluyor. Hayalinde ileride iyi bir öğretmen olmak var. Sana sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsun. Ortaokul ve lise yıllarında en iyi arkadaşların ders kitapları oluyor. Çok çalışıyor ve her yıl sınıflarının en iyi notunu sen alıyorsun. Sence öğretmen olma hayaline ulaşabilecek misin? Öğretmen olursan mesela nasıl bir öğretmen olursun? Onu da ekleyelim. Gerçekleştirebilirim diye düşünüyorum. Öğretmen olursam da babayı kaybedip kardeşlerle daha anne babaanne gibi yaklaşmadan dolayı çocuklarla aramın iyi olacağını düşünüyorum. Daha şefkatle yaklaşacağımı düşünüyorum. Bu nedenle mi acaba öğretmen olmak istiyorsun? Olabilir, evet. Yani çünkü benim durumumu yaşayan çok çocuk var, çok insan var. En azından ben onlara da bir örnek teşkil etmiş olurum. Bakın ben de bu yollardan geçtim ama şu an buradayım, sizin yanınızdayım. Ben her zaman sizin de hani destek olacağım size gibi. Üniversite sınavı için çok çalışıyor ve Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünü kazanıyorsun. Başarılı bir üniversite hayatından sonra 2010 yılında mezun oluyorsun. Mezuniyetin ardından da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine atanıyorsun. Eve yakın düşüyorsun yani, çok da şanslıymışsın. Öğretmenlik hayaline ulaştın, ne düşünüyorsun? Bir burukluk da var bir yandan sanki. Niye öyle hissettim bilmiyorum ama. Ya hani bir şeyleri işte anne baba takdirini almak çok insan keyifli hissettirir ya. Şimdi o olmadığı için. Babam bunu için, görseydi keşke, evet, mi? O minik bir burukluk ama bir yandan bir yerden de izlediğini bilip onu da yaşıyorum aslında. Öğretmenlik hayalin gerçekleştiği için çok mutlusun. Ancak sen bu hayali kurarken kendin gibi çocuklara ulaşmayı hedeflemiştin. Bir ilçede görev yapmak seni tatmin etmiyor. Yani Viranşehir'i kastediyoruz burada. Okul, köy okullarında görev yapmak istiyorsun. Bunun için de yetkililere başvuruyorsun. 5 yıl sonunda merkezden kilometrelerce uzakta olan Başören Mahallesi'ne atanıyorsun. Bir zamanlar oraya köy diyorduk. Biliyorsun sistem değiştikten sonra şimdi bazı köyler mahalle oldu. Başören'desin. Neden kendin gibi çocuklara ulaşmayı hedefliyorsun? Onu sorayım. Sen de başka kardelenler keşfetmek ister misin mesela? İyi bir örnek olduğumu düşündüğüm için kendim gibi çocuklara ulaşmak istiyorum. Ha. Yani isterseniz bakın başarırsınızı onlara göstermek ben için. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Aynı yollardan geçtik. Aynı yokluklardan belki geçtik. Ama istedikten sonra yanınızda da hani karşınızda sizi destekleyen biri de varsa her şeyi başarabilirsinizi göstermek için. Burada iki faktör birden var senin için. Önce annenin çabası. Hı hı. Sonra da o öğretmeninin senin özel çalışkan, azimli yanını görüp bir burs temin etmek üzere çaba sarf etmesi. Evet. Bunlar çok büyük şeyler, örnekler. Aynılarını başka çocuklar için yapmak istiyorsun herhalde. Peki. Artık hayal ettiğin gibi bir köy okulu öğretmenisin. Başören. Birleştirilmiş sınıflı 33 yıllık köy okulunda, 33 yıllık bir köy okulunda görev yapıyorsun. Okulun eksikleri düşündüğünden çok daha fazla haliyle. Bunları gidermek için hemen harekete geçiyorsun. Karşılaştığın ilk sorun çocukların, özellikle de kız çocuklarının okula düzenli gelmemesi. Hem ailelerini ikna etmen hem de çocukların okula istekli gelmesini sağlayacak motivasyonlar bulman gerektiğini düşünüyorsun. Çocukların eğitim için ailelerini ikna edebileceğine inanıyor musun? Kız çocukları özellikle burada kastedilen. Gerekirse tek tek gidip konuşup ikna edebileceğimi düşünüyorum. Evet. Yeter mi? Bazı yerlerde yeterli olmayacaktır. O zaman ne yapmak lazım?
O zaman yani eksiklikleri neyse ona göre hani ne için gönderilmiyor bu çocuklar okula? Birkaç sebebi olabilir. Sadece kız çocuğu olduğu biri için mi, parasızlık gibi mı? Evet. Ya i̇kisi o kadar de, çok şey var ki. Hatta evet, belki üçüncüsü var. Belki ev ekonomisine çok küçük yaşta katkıda bulunmaları bekleniyor olabilir. Çünkü çaresizlik denen bir şey var yani. Belki yani aileleri ikna etmek için bir çözüm düşünmek lazım sanki. Konuşmak dışında. Tabii önemli konuşmak ama. Oranın çocuğusun ya. Yani sen o toprakların çocuğusun. Ya kendimden yola çıkarak evet bir şeyleri mesela gösterebilirim ama. Mesela ekonomilerine katkıda bulunacak bir çözüm düşünür müydün? Evet onu da düşündüm açıkçası. Hani ne yapılabilir? Atıyorum kermes şeyler yapılır ya mesela. Kermes mesela evde el işi olsun şey olsun. Onların belki ailelerinin yaptığı. Güzel bir noktaya çocuklarla geldi. Çocuklarla birlikte. Peki buna devam etmeden önce şeyi söyleyeyim. Çocukları nasıl motive etmeyi düşünürsün? Yani çocukları motive etmek aslında o kadar kolay. Değil. Aynen çok kolay. Yani sadece sevgiyle, ilgiyle o kadar kolay motive edebilirsin ki. Eğitim, verdiğin eğitimin sistemiyle bile. Okulun çok çekici yanları var onları kullanarak. Sosyalleşme başta olmak üzere. Tabii aynen. Akranlarıyla. Yani, o kadar güzel şeyler yapan öğretmenlerimiz de var ki zaten. Kendi sınıfının içinde bile. Doğru. Yani orayı bir kağıt parçalarıyla bile cennete çeviren, bir oyun bahçesine çeviren öğretmenlerimiz var. Ben de onları yaparım. Evet. Öğretmen lojmanında dikiş nakış kursları açıyor. Kızlarınız bunları da öğrenecek diyerek ailelerini ikna ediyorsun. Çok yakın bir şey söyledin. Bu sayede çocuklar okula gelmeye başlıyorlar. Özellikle kız çocukları. Ama bunun dışında sosyal medyayı da devreye sokarak ünlü isimlerin desteğiyle okulun eksiklerini giderme yolları aramaya başlıyorsun. Sosyal medya aracılığıyla ulaştığın ünlü isimler birçoğu sana bu konuda destek oluyor ve okulun iç duvarlarını yeni fayanslarla kaplıyor. Sınıfın zeminine ahşap, parke ve halı döşetiyorsun. Bunlar bir köy okulunda ne kadar önemli malum. Çünkü bazen dört duvar içinde soğuktan titreyerek hocası, öğrencisi beraber gelişmeye çalıştırıyorlar, kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Okula içerisinde yüzlerce kitap bulunan bir kütüphane de kazandırıyorsun bu yolla. Çok sevdiğin öğrencilerin için sınıf yapısına uygun masa ve sandalyeler de temin ediyorsun. Bayağı yani baştan aşağı bir imar ediyorsun şeyi. Peki bunları yapmak sana nasıl hissettiriyor? Çocukların motivasyonu seni mutlu ediyor mu? Herhalde çok motive oldular bu durumda. Başka bir türlü bu mesleği niye yapasın ki o zaman? Sadece yani bir şey öğretmek sadece kitapta yazanları mı göstermek? Bu da bir şey öğretmek bir, zaten atıyorum, bu kimya, yaptıkları. Aynen hani insan olmayı, bir toplum içinde yaşamayı. Farklı çözümler geliştirmeyi. Geliştirmeyi, elinin bir şey tutmasını sağlamayı. Tabii. Ya bir gülümseme bile hepimizin tatlı anıları çok vardı fark mesela yıllar geçse de unutamadığımız. O kadar önemli ki öğretmeninin sana davranışı. Sıcak güler yüzlü bir öğretmen. Aynen öyle. Seni okuldan da soğutabilir. Okulu doğru sevdirir de. Doğru. O yüzden o çocukların öyle okula bağlanması beni tabii ki çok mutlu eder. Fiziki koşulların nispeten iyileşmesi. Hı hı. Kitap. Ya aslında orası neredeyse ikinci bir yuva haline geliyor tabii, değil mi? En temel hakkı bütün çocukların. Zaten. Evet. Sosyal medyadaki çağrın karşılık bulmasaydı ne yapardın? Yani şimdi bunlar neticede maddi meseleler. Hı hı. Sosyal medyada ne olmadıysa da gerekli gördüğüm yerlere mektuplar yazmaya kadar bile giderdi. Yani sonuna kadar mücadele her ederdim. Her kapının diye ipini çekerdim. Aynen diyorsun. Çalardım. Hani yok olmuyor deyip bırakmazdım. Hı. Sanmıyorum. Sana tahsis edilen lojmanda kalmak yerine her gün kilometrelerce yol giderek ailenin yanında yaşamaya devam ediyorsun. Çünkü sana tahsis edilen lojmanı da bir sanat atölyesine dönüştürmüşsün. Bir sanatçının desteğiyle, bir başka sanatçının desteğiyle öğrencilerin için bateriden melodikaya kadar 10 farklı enstrüman, müzik enstrümanı temin ediyorsun. Hazırladığın ve uygulamaya geçirdiğin Dünyayı Güzelleştirecek Çocuklar isimli projeyle önce Güneydoğu Anadolu bölgesi sonra da Türkiye birincisi oluyorsun projeyle. İmkansızlıklar içerisinde göreve başladığın köy okulunda
çocuklara hem okulu sevdiriyor hem de onların dikiş nakış kursları, kütüphane ve sanat atölyeleriyle her alanda gelişmelerini sağlamak için elinden geleni yapıyorsun. Bir köy okulunun son derece çağdaş ve herkesin dikkatini çeken bir okul haline gelmesine öncülük ediyorsun ve dikkat çekiyorsun bu konuda. Çocukların hayatına dokunmak, çünkü bu çok ciddi bir dokunuş. Onları olumlu yönde değiştirebilmek sana ne düşündürüyor? Yani öğretmen olmaktaki motivasyonlarını karşıladı mı kararlarındaki öğretmen olma isteğin? Bence asıl bunları başardığın zaman bir öğretmen oluyorsun. Onları hayata hazırladığın için, onların koşulları için mücadele ettiğin zaman, aileleriyle konuştuğun zaman bir bütün olarak. Yani sadece dediğim gibi yazılı şeyleri öğretmek işte değil, müfredat değil, kalmak. Aynen öyle. Onları hayata hazırlamak, iyiliği göstermek, mücadele ettikten sonra, istedikten sonra, sevgiyle yaklaştıktan sonra neleri değiştirebilirsin onu göstermek. Ya da o yardım edenler sayesinde bakın dünyada böyle insanlar var ve bunlar bitmeyecek. Hani iyi, hep kötüden bahsederiz ya. Evet. Bu motivasyon kaynağını bitirmemek olay zaten. Yani sınırını, mesleğinin sınırlarını zorlayıp genişletiyorsun. Bu sadece çocuklar için değil, aslında kendi meslek alanının için de bir şey. Hani başta demiştik ya, yararlı olmak, işe yaramak nedir falan. Ben ne yapabilirim? Evet. Ne gelir benim elimden? Evet. Ne yapabilirim? Hani o kadar çok bir şey değil aslında. Yani. Mesele sadece bu müfredatı bir elden geçirmek, sene sonuna kadar onu yetiştirmek değil. Bizim setteki gibi yani akşama kadar 5 sayfa, 7 sayfa çekilecek. Onu çekince tam işini yapmış olmuyorsun. Kesinlikle. Nasıl yaptığın, ne derecede nitelikli, kaliteli iş ürettiğin de çok önemli. Galiba her alanda aynı şey geçerli. Her meslekte, her şeyde geçerli bu bence. Evet. Yaptığın şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışmak. Peki köyde eğitim verdiğin çocuklar da ileride değişimin bir parçası olabilirler mi senin gibi? Olurlar. Çünkü rol model. Evet, öğretmenin sana nasıl olduysa. Için, ya evet, müthiş bir şey ya. Benim öğretmenim, yani ben öğretmenimin sayesinde bunları yaptım. Şimdi ben de onun gibi olup çocukların elinden tutabilir mi vermek paha biçilemez bir şey bence. Seni seninle tanıştırayım mı? Evet, çok merak ettim. Efendim geliyor. Aysel Hoca, Aysel Özsüz bu genç öğretmen. Türkiye Aysel Özsüz'ü Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmayla tanıdı. Sosyal medyayla içli dışlı ya biraz. Öğretmenleri temsilen kürsüde konuşan Şanlıurfa Başören İlkokulu sınıf öğretmeni Özsüz, o konuşmasının bir bölümünde şöyle demiş. Öğretmenlik vatana hizmet, yetiştirilecek her evlatsa vatana kazandırılacak bir cevherdir. Özenle yetiştireceksin yavruları, bayrağı anlatacaksın onlara, uğrunda şehit düşenleri anlatacaksın. Çanakkale Savaşı'nda savaşa gidip de dönmeyen 15'lileri, Çanakkale'yi korumak uğruna donarak şehit olan Şerife Bacı'yı anlatacaksın. Anlatacaksın ki bu vatan kutsallığını bilsinler, bu vatanın kutsallığını bilsinler. Bilsinler ki boş durmasınlar, çalışsınlar. Bu mukaddes vatan toprakları için faydalı işler yapsınlar. Zorluklar onu hayallerinden hiç koparmamış. Kendi kaderini çalışarak ve azmederek değiştirmiş bir miktar. Bu hepimizin elinde olan bir şey. Kader vardır yoktur tartışması bir yana. Kader vardır ama onun üstünde senin de etkin vardır. Bilmem buna katılır mısın? Gayretinle. Tercihlere inanırım. Evet. Yani iki seçenek vardır. İki yol vardır. Buna gidersen sonu, hani kader orada devreye girebilir en fazla. Ha. Ya tercihlerinin sonucu ama olur benim. Ama o senaryoda sen de varsın. Evet, evet, doğru. Başören köyünde öğrencilerin kaderini değiştirmek için çalışmaya devam ediyor. Bu hocamızı helal olsun. Sevgiyle selamlıyoruz. Evet. Helal olsun. Peki. Deniz'im, şimdi sana bazı sorularım var. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. 7. Koç'taki Mucize'de oynadın ve bir öğretmeni oynadın. Rol gereği
bile olsa öğretmen olmak ne hissettirmişti, hatırlıyor musun süreci? Çok fazla öğretmen olarak var olmadım aslında. O yüzden çok deneyimleyemedim açıkçası onu. Sınıfla tek bir sahnem vardı. Ha. Daha sonra ufaklıkla beraberdik sadece. Ama mesela tiyatroda da biraz büyüdükten sonra yine küçük tiyatrocularımızla ilgilendiğim olmuştu. Ben çocukları çok severim. İyi de anlaştığımı düşünüyorum. Evet, uzaktan seviyorum. Evet. Yani çocuklar bana bilmiyorum ya, bilinmeyenle denklem gibi geliyor. Çok dikkat etmeye çalışıyorum onlara yaklaşırken. En ufak söylediğim bir şey bile onlarda çok farklı bir yere gidebilir. Çok farklı bir yerde kalabilir. O yüzden riskli geliyor. İlkokul öğretmenleri unutulmazdır hocada gördüğümüz gibi. Sen var mı ilkokuldan çok küçüklüğünden hatırladığın, sevgiyle hep andığın bir öğretmenin? Ali hocam vardı, Ali Biner. Hatırlarım, hiç unutmam mesela. Hani bir ayrı yeri vardı, severdim de onu. Önemi nereden geliyor? Aslında bir şey yok, ne bileyim. Hani bir özel bir anım da yok öyle ama işlenmiş aklıma. Sevecen birisi miydi? Evet, sevecendi. Çocuklar için komikti. Bu çok önemli. Bazen tabii sertti ama olması da gerekiyor bazı yerlerde. Yani. Çileden de çıkarabiliyorduk yani. Evet. Tiyatro öğretmenim var, Zekeriya Hocalar. Zaten onun sayesinde hani şimdi bu mesleği icra edebiliyorum. Onun da yeri bambaşkadır bende. Çünkü çok itekledi beni. Hmm. Ben yapamam diyordum. Çok korkuyordum. Oyunculuk serüveninin belki sıfır noktası, başlama noktası belki Zekeriya Hoca'ydı, öyle mi? Direkt Zekeriya Hoca. Çünkü o beni zorla ajansa yazdırıp, ha. Yok ben yapamam diyordum. Hayır gideceksin, ben sizin için bu kadar şey yaptım, sen de benim için bunu yapacaksın dedi. Götürdü beni, kaydoldum. Sonra buralara geldik. Hala bir şekilde bağınız var mı? Bir ara İzmir'e gittiğimde olmuştu, tiyatroyu ziyaret ettim. Ama son dönemlerde koptuk biraz. Anladım, peki. Onu da sevgiyle analım, evet. O zaman. Peki Aysel Hoca, Aysel Öğretmen çocukluk hayalini gerçekleştirmiş bir anlamda öğretmen olarak ve bu kadar faydalı ve özel bir öğretmen olmayı başararak. Senin de öyle, senin hayalin var mı? Var mıydı küçükken o yaşlarda? Herhalde Zekeriya Hoca'dan önce tiyatro demiyordun. Daha küçük yaşları kastediyorum. Ya hep bir şey vardı. Benim aklımda şu olacağım hiç demiyordum. Uluslararası ticaret falan o hiç yani. Yoktu. O sıfır. Ama yani ne bileyim astronot olacağım falan dediğimi de hiçbir şey hatırlamıyorum açıkçası. Ya doktor olacağım, edeceğim falan. Tiyatroya başladım, aklımda bir şey yoktu. Ama benim hala öyle mesela. Net bir hedefim de yoktur. En sevdiğim kitap da yoktur. En sevdiğim film de yoktur. Hep böyle o hayatın içinde. Bu enler içinde zaten biraz tehlikeli. Hiç sevmem enleri. Çok uç gelir bana çünkü. Yani hani akışa bırakmayı severim. Filmleri izlerken, Yeşilçam filmlerini falan, orada çok hoşuma gitmeye başlamıştı. Kendimi o ortamda böyle bir rol yaparken ya da odamda tek başımayken böyle kendi kendime bir şeyler yapıyordum, ediyordum. Sonra tiyatroya başladıktan sonra daha da gelmeye başladı. Yine televizyon izlerken ben de burada olmalıyım ya demeye başladım. Sonra zaten su aktı, yolunu buldu. Aysel Özsüz için, öğretmen için babasının rahatsızlığı, kaybettikleri rahatsızlık, kanser... Bir kırılma noktası olmuş belli ki. Annen de aynı hastalıkla mücadele etmiş. Hı hı. Ve iyileşmiş çok şükür. Babam da şu an ediyor. Öyle mi? Evet. Ha, yeni bir şey mi? Yeni. Acil şifalar diliyorum. Çok teşekkür ederim, diliyoruz. Sağ olun. Annenin sürecinde de şimdi de o zaman ne yaşadın, ne hissettin? Tabii yetişkin bir insan olarak bunu göğüslemek biraz daha farklı bir hikaye ama yine de merak ediyoruz. Örnek olması için. Çünkü çoğu aile çağın en berbat hastalığı ve bununla mücadele ediyor. Sen ne yaşadın Deniz? Zor bir süreç oluyor. Çünkü karşı taraf çok incinmiş oluyor. Her şeyi çok sorguluyor. Ve biz de bilmediğimiz için sürekli sen çok güçlüsün, sen üstesinden gelirsin, sen yaparsın diye gazlamaya çalışıyoruz. Meğer ben sonradan çok hani bu hastalığa karşı koyan insanların hikayesini çok okudum ettim. Ben artık güçlü olmak istemiyorum diyorlar.
Keza annem de aynı şeyi yaptı. Ben güçlüyüm, şu değilim. Ben güçlü olmak istemiyorum diyor. Hastayım. Çünkü mücadele etmekten yoruluyor insan artık. Biz elimizden geldiğince Ram'da yanında olduk zaten. Benim çok şükür o dönem annem kemoterapi görürken işim İzmir'deydi. İzmir'de bir iş çekiyordum. Her kemosunda yanında olabildi. Moral çok önemli. Kendine bakmak çok önemli. Ama dile kolay. Çünkü bir kere bu hastalığa yakalandığında ömür boyu artık bunun şeyini taşıyorsun. Hassasiyetini de taşıyorsun. En ufak bir şeyde işte başım ağrıyor. Acaba nüksetti mi? Ne oldu? Hep bunun tedirginliğini yaşıyor insanlar. Zor bir şey ama dediğim gibi işte değişik bir şey ya. Bazen düşüyorsun. Bazen annem bizi kaldırıyor. Bazen biz annemi kaldırıyoruz. Değişik bir süreç diyeyim. Allah herkese şifasını versin. Peki bu konu biraz özel bir konu. Paylaştığın için teşekkür ederiz. Annene de tekrar geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Babana da tabii şüphesiz acil şifalar diliyorum. Öğretmenlik hayaline ulaştın, ne düşünüyorsun? Bir burukluk da var bir yandan sanki. Niye öyle hissettim bilmiyorum ama. Karşılaştığın ilk sorun çocukların, özellikle de kız çocuklarının okula düzenli gelmemesi. Gerekirse tek tek gidip konuşup ikna edebileceğimi düşünüyorum. Öğretmen lojmanında dikiş nakış kursları açıyor. Kızlarınız bunları da öğrenecek diyerek ailelerini ikna ediyorsun. Başka bir türlü bu mesleği niye yapasın ki o zaman? Sadece yani bir şey öğretmek, sadece kitapta yazanları mı göstermek? Peki köyde eğitim verdiğin çocuklar da ileride değişimin bir parçası olabilirler mi senin gibi? Olurlar. Yani ben öğretmenimin sayesinde bunları yaptım. Şimdi ben de onun gibi olup çocukların elinden tutabilir mi? Vermek paha biçilemez. İki yönlü bir soru. Kadın olmak nedir? Türkiye'de kadın olmak nedir? Nasıl bir şey? Senin lisanından, dilinden dinlemek isteriz. Şimdi ben genelde bir konu olduğunda bunu kadın ya da erkek olarak bakmaya karşı bir insanımdır. Hani şey gibi, erkekler aldatır. Böyle bir şeye inanmıyorum. Hani kadın da aldatır, erkek de, hani insan olarak sadece iyi ve kötü ayrımı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Türkiye'de kadın olmak dersek bu bence sadece Türkiye ile de değil dünya ile alakalı bir şey. Kadın olmak her yerde maalesef zor. Neden böyle görüldüğüne dair hiçbir fikrim yok. Niye kadınların baskılanmaya çalıştığına dair de hiçbir fikrim yok. Bana çok dünya saçması bir şey geliyor açıkçası. Ama her yerde konunun mücadele kendisi etmek değil, bu durum garibine gidiyor değil mi? Evet, neden baskılanıyor yani kadınlar? Neden? Ya bu kadar mı erkek kendine güvenim yok? Erkek dünyasında yaşadığımız için olabilir mi? Ya neden erkek dünyasındayız mesela? Evet. Ne ara bu hale geldik? Bize ne oldu? Her binlerce şeyi çok zorlaştırıyoruz böyle ya. Acaba iş? Evet. Evet. Peki. Tamam, iyi bir giriş. Bak şimdi dersini alacaksın. Giriyorum. Hoşça kal Deniz. Sen görürsün. Bu hikayemizde 1980 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen bir kadının yerine geçmeni rica ediyorum. Ailecek esasen Çanakkale'lisiniz. Bir ablam ve bir abim var. Sanatta meraklı bir çocuksun. Ortaokuldan mezun olduktan sonra Eskişehir'e taşınıyorsunuz. Ve Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorsun. Ardından da Anadolu Üniversitesi'nde seramik bölümüne geçiyorsun. Üniversite eğitiminin ardından mesleğini icra etmek üzere küçük bir seramik dükkanı açıyorsun. Sevdiğin işi yaparken aşık oluyor ve evleniyorsun. Bir de dünya güzeli kızınız oluyor. Ancak kızın nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geliyor. Golden Heart, yüz ve baş anomalisi deniyor buna. Bu hastalık sebebiyle henüz 8 aylıkken bir ameliyat geçirmesi gerekiyor ve tedavisi de ömür boyu sürecek bir şey. Biricik kızının böyle ender görülen bir rahatsızlıkla doğması sana ne hissettirdi? Çaresizlik. Ve neden sorusu. Neden ben? Neden biz? Neden o? Çaresizlik. Belki öfke. Hayat boyu sürecek bu tedavi ve bakım sürecinin altından nasıl kalkacaksın? Önce kendimi iyileştirmeye çalışırım. Çünkü ben iyi olmadıktan sonra çocuğumun iyi olacağını düşünmüyorum. Ben kendim bunu kabul edip bu mücadeleye hazır hissetmeliyim ki
ona da sonsuz destek olabileyim. O yüzden önce ben psikolojik olarak destek alırdım bu durumla ilgili. En önce kimin desteğini ararsın? Eşimin. Eşim. Tabii ki. Bulabilecek misin? Umarım. Maalesef kızının hastalığı süresince gereken desteği eşin tarafından göremiyorsun. Ve kızın henüz 1 yaşındayken ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. 2 yaşına girmeden bir ameliyat daha olması gerekiyor. Hastane, operasyonlar, sonraki süreç derken zor bir dönem geçiriyorsunuz kızınla. Hem kızınla ilgilenmen gerek hem de atölyendeki işin dışında çalışıp düzenli bir gelir sağlamak zorundasın. Muhtemelen çok pahalı bir tedavi süreci bu tür hastalıklarda hep olduğu gibi. O süreci nasıl atlatacaksın? Nasıl bir çözüm düşünüyorsun? Eş desteği de yok. Yani yine bildiğim işi yaparak... Seramik mi? Seramik. Yeterli görünmüyor. Yeterli görünmüyor. Bu süreç nasıl atlatıyorsun? Bir destek kampanyası oluşturabilirim diye düşünüyorum. İnsanlardan gelecek yardımlar. Çok zor ya. Çok zor. Çünkü yardım bir defa, iki defa... Nereye kadar? Evet. Yani hayat boyu sürecek bir tedaviden bahsediyoruz muhtemelen. Yani yine elinden ne geliyorsa yapar insan. Nerede gerekirse işte pazara çıkar bir şekilde... Bir getiri başka şey gelir, başka gelirler sağlama tabii, yollarını aynen. mı ararsın? Peki bakalım ne olmuş? Eskişehir'de bir seramik firmasında yöneticilik pozisyonunda iş buluyor ve taşınıyorsun. Düzenini oturtuyor. Kızını ameliyat ettiriyorsun. İşler de yolunda gidiyor bir miktar. Bir süre sonra iş yerinde çalışan bir mühendisle arkadaşlığınız ilerliyor ve sık sık görüşmeye başlıyorsunuz. Yalnız ve sıkıntılı bir dönemin ardından bu arkadaşlık sana iyi geliyor. Aşk oluyorsun. Onu ailenle tanıştırıyorsun. Artık nispeten daha mutlusun. Her şeyin düzeleceğine inanır mısın? Kendini daha güçlü hissediyor musun bu şeyle, buluşmayla diyelim? Daha güçlü hissederim, evet. Yani en azından bir böyle nefes aldığım anlar... yaşayabilirim diye düşünüyorum. Biraz derdini arasında. Paylaşabildiğin aynen, bir evet. şey. Tek başına yaşamamak. Tabii. Belki maddi bir destek değil bu ama manevi. Yok, manevi bir güç. Evet. Evet. Böyle mutlu bir ruh haliyle her şeyi göğüs gerebilir misin? Yani bu her şey her ne? Şey biraz kalabalık ve sert çünkü öbür tarafta aha. duran her şey. Yani tabii ki düştüğüm zamanlar olur diye düşünüyorum. İnsanoğlu sonuçta. Hmm. Ama bir ilişki iyidir. Yalnız olmamak ya evet, yalnızlık Allah'a mahsustur evet. demişler. O yüzden tabii ki bir destek verir sana ama zor bir mücadele. İlişkinizde ilk aylar çok güzel geçiyor. Fakat zaman ilerledikçe sevdiğin adamın sana göstermediği yönlerine de şahit olmaya başlıyorsun. Görünüşüne, kıyafetine, yaptıklarına, gittiğin yerlere karışıyor ve baskı başlıyor üstünde. Telefonunu kontrol etmek istiyor. Üzerinde kurduğu baskıdan rahatsız olmaya başlıyorsun. Uzun süreden sonra mutluluğu yakalamıştın. Sevdiğin adamın bu tavırları karşısında ne yapacaksın şimdi? Bir hayal kırıklığı falan. Hayal kırıklığı tabii. Olmaz mı? Zaten bu kadar şeyle ilgilenmişim. Üstesinden gelmeye çalışmışım. Elimden gelen mücadeleyi vermişim. Destek görmediğim bir evlilik atlatmışsın. Destek almak için sevdiğim birini... Hayatıma almışım. Şimdi bana o destekten çok köstek olmaya başlıyor. O yüzden hayal kırıklığım büyük olur. Kadın olduğun gerçeği bu ilişkide daha mı fazla... O baştan zaten öyle başlıyor. Aynen. Çocuk sana kalıyor. Sen tek başına mücadele ediyorsun. Yanına destek diye aldığın insan daha da hayatını zorlaştırmaya başlıyor. Evet, kadın olmanın zorluğu yine diyebiliriz bir yerde. Bunu yaşayan erkekler de var tabii ama bizde durum daha acı oluyor. Bu karışma etme söz konusu özellikle işte ilişkilerde. Erkek arkadaşının, kocasının, sevgilisinin, eşinin kılığına, kıyafetine karışan kadınlar var mıdır? Vardır.
telefonuna bakmak isteyenler vardır. Vardır. Peki. Henüz başındayken bu tavırdan rahatsız olup ilişkiyi bitirmek istiyorsun. Kısa süre öncesine kadar sevgiyle bağlı olduğun adam bir anda değişiyor ve tehdit etmeye başlıyor. Ondan ayrılamayacağını, ayrılırsan sonuçlarına katlanman gerektiğini ifade ediyor. Bu bir ifade biçimi ise eğer, söylüyor diyelim. Tanıdığını zannettiğin birinin böyle şiddet dolu bir yüzüyle karşılaşmak seni nasıl etkiler? Bu da bir hayal kırıklığı. Bir yandan kendine de şey yaparsın. Ya hani ben mi böyle seçiyorum dersin. Çekiyor muyum değil mi? Çekiyor muyum dersin. Ve muhakkak kesin zaten bir şey vardır onun enerji dilinde. Bir çekme durumu olduğuna inanırım yani. Yine işte bir soru işareti. Yani. Nasıl üstesinden gelmeyi düşünüyorsun bu durumu? Şimdi o yokken de ben bulmuşum, işimi kurmuşum, çocuğuma tek başıma destek olmuşum. O da olmayı versin derim yani. Ben olmayabilirim demiyor, olacağım da ben diyor. Öyle bir bela var. Evet, artık bu bir bela. Bela. Evet, doğru söylüyorsun. Nasıl üstesinden geleceksin bu belanın? Bir kere her yol denerim. Önce şeyden başlayarak. Emniyettir, uzaklaştırmadır. Sonrası ne olur? Yasal yollara başvururum. Peki bakalım nasıl devam edecek? Bu tavırları seni çok rahatsız ediyor. Ayrılmaya kararlısın. Bunu ona söylediğinde tehditler artıyor giderek ve yolunu kesmeye başlıyor. Aynı iş yerinde çalıştığınız için sürekli karşılaşıyorsunuz. Bu da çok zor bir başka durum. Senin hem kendin için hem kızın için tedirginliğin arttıkça artıyor. Polise şikayet ediyorsun. Polis bu durum karşısında eğer istersen başka bir şehre taşınmana ve kimliğini değiştirmene yardımcı olabileceklerini söylüyor. Polisin teklifi karşısında ne hissettin? Gerçekten de başka bir yere taşınıp isim değiştirmek mantıklı bir şey mi? Yani bu meseleyi çözecek bir şey mi? Küçük bir kızım var. Bir sanatçı olarak artık eserlerim var, bir seramikçi olarak. Bu teklifi kabul edersen ne olacak? Yani gerçek kimliğini yok edip yeni bir isimle kimlikle yaşamak mümkün mü? İlk düşündüğüm şey niye ben gidiyorum kardeşim? Niye ben kimliğimi değiştiriyorum? Yani niye ben kaçıyorum? Ben gidiyorum. Bu adamın yaptıkları belli. Ne ceza veriyorsanız, nasıl durduruyorsanız durdurun ama bu sizin göreviniz derim yani. Ben gitmeyi kabul etmem ama sonuçta tek başıma mücadele etmiyorum. Yanımda bir çocuk var. Polis açısından bakıldığı zaman burada sadece bir tehdit söz konusu, somut bir hareket olmadığı yani, için evet, onlar da diyorlar ki kadar, tabii. Falan. Eğer bir bana yani başka seçenek insan bırakmıyorlarsa mecbur gideceğim ama ben oraya gidince bu adam yine oraya gelir. Yani bu kadar takıksa zaten bir yere gitmenin bir anlamı aslında yok. Bir anlamda kaç defa kimlik değiştireceğim değil mi? Yer değiştirmek onun psikolojisi için ne güzel bir şey değil. Üstelik çok da sağlıklı bir çocuk değil. Tedaviye yardıma ihtiyacı var. Yani senin kendinden vazgeçmeden kimlik değiştirmek biraz o anlama gelmiyor mu? Kendinden vazgeçmeden bir yol izin veriyorsun olamayacağını işte sana yaptıklarını aslında. Seni rahatsız etmesine izin veriyorsun bir yerde. Peki teklifi kabul etmezsen, başka bir yere taşınmazsan ne olacak? Musallat olacak, gitmeyecek. Kötü yerlere de gidebilir artık. Onu beklemen gerekebilir. Peki polisin teklifini kabul etmiyorsun. Çünkü hayata sevgiyle ve güzel gözlerle bakan biri olarak, pozitif bakan biri olarak bir zamanlar seni seven bir adamın sana zarar verebileceğine inanmıyorsun o tehditlere rağmen. Ancak öyle olmuyor. Kızının karnı alacağı gün o adam tarafından otobüs durağında saldırıya uğruyorsun. Seni defalarca bıçaklıyor ve ağır yaralanmana sebebiyet veriyor. Olay sırasında orada bulunan bir doktorun ilk yardımıyla hayatta kalıyorsun. Hastaneye kaldırılıyorsun. Şimdi seni de bekleyen fiziki ve manevi açıdan zorlu bir iyileşme süreci var. Tıpkı evladında olduğu gibi. Sevdiğini sandığın, en azından sandığın diyelim artık istersen, adam seni öldürmeye çalıştı. Ne hissediyorsun? Yapmaz diyordun, olmaz diyordun. Yani artık bu şu
söylenecek bir şey yok galiba, o yüzden. Fiziken yaralanmanın da üstünde bir travma değil başka mi? Başka bir şey, bambaşka aynen. Bir şey. Yani onu yoldan geçen bir delinin teki de yapabilir yani, hani hasta biri de yapabilir. Evet, bu başka evet. Bir şey. Hani bu dediğiniz gibi kendi hayatını alıyorsun, evini alıyorsun, çocuğunu gösteriyorsun. Demek ki onun da can tehlikesi var. Her şeyi yapabilir diyorsun yani doğru. Bu adam. Hani doğru olabilir. Bir yerde en azından çocuğuma bir şey yapmadı diye belki yine şükrediyorsun. O kadar çok denklemi var ki bunun bir yandan. Çok kırıcı bir şey. Çok kırıcı bir şey. Konduramadığın, bir şeyleri konduramadığın insanlar gelip sana bunu yapınca daha da zor bir şey bence. Kendin iyileşmeye çalışırken, çünkü defalarca bıçaklanmaktan bahsediyoruz. Kızın için endişe duyar mısın? Çünkü onun düzenli ve aralıksız bir bakıma ihtiyaç duyuyor yaşamak için. Ne olacak bu süreçte? Ona kim bakacak? Böyle durumlarda hasta bir evladım varsa en büyük korku herhalde ölüm korkusu. Benden sonra ne olacak? Oluyor bu? İnsan için. Evet, yani ölmekten kendi için korkmuyor insan. Evladı için korkuyor. Evladın için yaşamak zorundasın. Kesinlikle. Ne diyorsun? Evet. Yani çünkü benden sonra kim, yani ben bu kadar gözünün içine baka baka, bu kadar zorluğa rağmen hani aman bir şey olmasın, hep iyi olsun diye yaklaşırken kim bir daha ona öyle yaklaşır ki? Sorusu var hep. Yaşadığın saldırı ardından sadece kızını düşünüyor ve onun bakımı, tedavisi, sağlığı için dirayet ediyor, dirayet gösteriyor ve iyileşiyorsun. Bu süreçte onun fazla etkilenmemesi için ona trafik kazası geçirdiğini söylüyorsun, öyle izah ediyorsun durumu. Akabinde kızını da alıp memleketin Çanakkale'ye dönüyorsunuz. Uzun bir iyileşme dönemi ardından atölyeni tekrar açıyorsun ve akademik hayatına geri dönüyorsun. 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde bölüm başkanı oluyorsun. Bugüne kadar başına gelenler seni nasıl etkiledi? Hayata hala pozitif bakabiliyor musun? Bakıyorum, bakmak zorundayım da. Çünkü evladım var ve... Ama sen de varsın zaten. Ben de varım ama... Ya yine ben iyi olayım ki o da iyi olsun mantığıyla aslında. Ve başarmaya da devam ediyorum. Kemeri etmişim. Önce kendinize, sonra çocuğunuza takınız. Kesinlikle, aynen. Ben iyi olduktan sonra, ben hayatın hani bu kadar olumsuzluğa rağmen hayır biz bunun içinden de çıkarız, biz bunu da başarırız diye ben düşünürsem ben o enerjiyi zaten ona da aktarırım, o da mutlu olur. O yüzden evet, hala hayata öyle bakabiliyorum. Umutsuz olursan da umutsuzluğu ona enjekte olmuş oluyorsun, aşılamış oluyorsun. Çok zor günler geçiren, yaşadığı her şeye rağmen hayata umutla tutunan bu anneyle, bu sanatçıyla tanışalım mı Deniz? Efendim, geliyor. Tuğba Korkmaz hanımefendi. Büyük geçmiş olsun diyoruz kendisine. Kızıyla mutlu bir ömür sürmesini, sanatını gönlünce icra etmesini diliyoruz. Büyük geçmiş olsun. İşte insan olmak ya da anne olmak da böyle bir şey. Böyle bir yani. Şey. Bu mücadele işte. İnsanüstü neredeyse bir şey değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Evet. Yaşadığı zorlu günlerin ardından mutluluğa ulaşan Tuğba Korkmaz, artık kötü günleri geride bıraktı. Atölyesinde seramik ürünler tasarlamaya devam ediyor. Eserlerinde kadın figürlerini öne çıkarıyor. Kadın olmanın anlamını sorguluyor. Çanakkale'de evlendi ve mutlu bir yuvası var. Onun hikayesini anlatan Töz isimli bir belgesel de çekildi. Bu belgesel uluslararası birçok festivallerden ödüllerle döndü. Bir not olarak şunu da aktarmamız lazım. Tuğba'nın hayatına kasteden şahıs planlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklandı. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sana önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle defalarca bıçaklanmanın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanığı 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanık için iyi hal ve tahrik indirimi
uygulamadı çok şükür. Bu noktada çok önemli bir hatırlatma yapalım. KADES uygulamasını eminim çok iyi biliyorsun. Son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş bir uygulama. Şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarla hızlı bir şekilde kadın acil destek ihbar sistemine başvurabilirler. Bunu da hatırlatmış olabilirim. Yeri geldikçe bunu sıkılmadan sürekli tekrar ediyorum. Deniz'ciğim birazcık sana birkaç soru sormak isterim. Kadına karşı şiddetin önüne geçmenin sence bir yolu var mıdır? Varsa nedir o? Valla eğitim. Değil mi? En başta eğitim. Ben bu tabii ki yani caydırıcı cezalar evet. Şüphesiz. Evet. Karşılığını almalı tamam. Ama yani bu çocukluktan gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. İşte o bir hamur olarak dünyaya geliyorsun. Nasıl yoğrulursan, çevrende aile ne görürsen. Ailede başlıyor değil mi? Çekirdek ailede başlıyor. Kesinlikle. Yani çocuğa bir şeyler izleterek iyi kötüyü öğretemezsin. Senden görür çocuk zaten. Evet. Anneye bağıran baba. Hani ama ben şeyi anlamıyorum mesela. Kötü hitaplar. İşte iki boşanması gereken bir çift var. Israrla. Çocuklar da var. Aman çocuklar şey yapmasın şimdi etkilenirler boşanmadan diye. Boşanmayıp bir ilişkiyi, aşkı, evliliği yanlış tanıtıyorlar bence çocuklara. Sen anne babası ayrılmış, boşanmış birisi olarak söylüyorsun. İyi ki de boşanmışlar. Ben de annesi babası, ben çok küçükken ayrıldı annem babam. Annesi babası ayrılmış birisi olarak tamamıyla katılıyorum sana. Mutsuz bir evliliği, ilişkiyi sürdürmenin gerekçesi ama çocuklar var olmamalı. Kesinlikle. Çocuklar olduğu için bir kere önce medeni asıl, bir şekilde aynen. Asıl bu sebeple. Ya benim şahsi kanaatim bu. Çok doğru ve insanlar maalesef birbirinden intikamını artık çocuklar üzerinden almaya başladı. Ne yazık ki. Ya. En kötüsü de o. Evet. O yüzden... Yani buna isteyen karşı gelebilir ama bence anne baba olmanın da bir şeyi olmalı ya. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bir nasıl diyeyim? Bence kırmızı çizgilerinden bir biri geçersin, bu olmalı. Bilmiyorum. Evet. Yani keşke herkes olmasa anne baba. Hani sırf çünkü doğurmak bir marifet değil bence. Peki ama şeyi sormak istiyorum. Yani bu hikayenin başında kadın olmak nedir diye sorduğum zaman bir erkekler de benzer şeyler yaşıyor. Kadınlar da yaşıyor dedin ya. Hangi hikayeye gireceğimizi bilmediğin için. Şimdi bu hikayenin üstüne kadın olmak nedir sorusuna bir cevap daha alabilir miyim? Erkek olmak nedir acaba? Asıl öyle bakmak lazım. Şimdi bu şiddeti erkekler gösterdiği için erkek olmak nedir? Ya, bu mu mesela gösterir? Erkek olmak çoğunlukla çekirdek ailede aslansın, kaplansın, sen ne yapsan şahanesin diye başlayan bir maceranın hüzün ve başarısızlık dolu hikayesinin başlangıcıdır. Hı hı. Ama bu eğitimle iyi bir bütün aileler temel olarak iyidir de bilinçli, baştan bunlara dikkat eden, bilhassa anne tarafından yetiştirildiğini önce çocuğunu düşünürsek, baştan hani vicdanlı, adaletli, eşitli kız erkek fark etmez, böyle büyütülürse ileride bozulması daha zor oluyor. Hı hı. O yüzden de ilk söylediğine çok katılıyorum. Eğitim. Önce ailede eğitim başlayıp, ve gerçekten caydırıcı yasalar, iyi uygulamalar ve toplumun buna tepki vermesi, sessiz kalmaması. Şiddete uğrayan kimse onun yanında sağlam, keskin bir şekilde durmak ve ödenmesi gereken bedelleri de ödetmek. Ve insanları baskılamamak, onlara cesaret vermek, yaptığımız işlerde de. Paylaştığımız şeylerde de özellikle varsa işte fazla takipçimiz o bu neyse artık bunun şeyi hani insanların takip ettiği bir birey olarak da buna bizim yönlendirmemiz gerekiyor. Aynen. Doğru. Tuğba Hanım gibi hayata yeniden başlamayı gerektirecek olaylar, travmalar yaşadın mı sen kendi hayatında? Muhakkak yaşamışımdır ama o kadar büyük bir kötü bir şey gelmedi bu çok derecede, şükür başıma yani. Evet. Şiddetle hiç karşılaştın mı? Karşılaştım aslında. Yani bir baskılama şeyiyle karşılaştım. Çünkü şiddetin türleri var değil aynen. mi? Aynen. Hani bu sadece işte olay o zaten. Aman fiziksel bir şey olmadı değil bu. Psikolojik şiddet de en az fiziksel şiddet kadar
kötü bir şey. Nasıl açtın? Açabildin mi? Şöyle açtım. Kendimi affederek açtım. Burada bence kendini affetmek çok önemli. Çünkü bir yerde bazen kendini suçluyorsun ya, ben nasıl buna izin verdim, ben ne yaptım? İlk hatayı, karşımdaki değil, bu insanı ben hayatıma aldım deyip bir kendini suçlamaya başlıyorsun. Sonra diyorsun ki tamam, evet bu oldu. Ne öğretti bana bu? Şimdi bir şey öğretmesi gerekiyor ki. Belki bu arada yeterinden fazla müsamaha gösterdin. Aynen öyle. Bugün hallolur, yarın hallolur, bir daha olmaz falan. Tabii diye. Ben hep öyle, önceden öyleydim mesela. Bir sınırım yoktu. Yani herkesi severim, herkese sahip çıkarım, herkesle arkadaş olurum. Bir sınırım yoktu. Sonra o sınırı koymayı öğrendim ben. Çünkü bu benim hayatım. Benim istediğim kişiler benim hayatıma girebilir. İstemediğim kişiler o çemberin dışında kalmalıdır'ı oturttum kendimde. Yani aslında başına gelenlerden nasıl çıktın, ondan neler öğrendin? Çünkü sen öğrenmedikçe o tekrarlamaya devam eder ya, sen ondan bir ders çıkarmadıkça. Biri hep diğerini çağırır. Aynen öyle. Evet. İnşallah öğrendik. Kızın nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geliyor. Neden ben, neden biz, neden o? Maalesef kızının hastalığı süresince gereken desteği eşin tarafından göremiyorsun. Ve kızın henüz 1 yaşındayken ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Çok zor ya. Bir süre sonra iş yerinde çalışan bir mühendisle arkadaşlığınız ilerliyor ve ilişkinizde ilk aylar çok güzel geçiyor. Fakat zaman ilerledikçe sevdiğin adamın sana göstermediği yönlerine de şahit olmaya başlıyorsun. Şimdi o yokken de ben bulmuşum, işimi kurmuşum, çocuğuma tek başıma destek olmuşum. O da olmayıversin derim yani. Kızının karnı alacağı gün o adam tarafından otobüs durağında saldırıya uğruyorsun. Seni defalarca bıçaklıyor. Kendi hayatını alıyorsun, evini alıyorsun, çocuğunu gösteriyorsun. Demek ki onun da can tehlikesi var. Her şeyi yapabilir diyorsun yani bu adam. Uzun bir iyileşme dönemi ardından atölyeni tekrar açıyorsun ve akademik hayatına geri dönüyorsun. 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde bölüm başkanı oluyorsun. Bu hikayede 4 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak 27 Ağustos 1916'da Berlin'de dünyaya geliyorsun. Baban Almanya'da askeri ataşe. Aynı zamanda Atatürk'ün de yakın çevresinden biri. Cumhuriyet'in kurulmasının ardından 8 yaşında Türkiye'ye geliyorsun. Ortaokul ve liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okuyorsun. Sanat tarihi öğretmeninin etkili anlatımı ve İstanbul'un tarihi mekanlarına düzenlediği geziler lise yıllarında seni derinden etkiliyor. Olumlu anlamda. Okulda eskrimle tanışıyorsun, eskrim sporuyla tanışıyorsun ve ustalaşıyorsun bu konuda. Lise eğitiminden sonra ne yapmak istersin? Spora devam eder misin yoksa sanat tarihi mesela ilgin vardı, o konuda öğrenim almayı mı tercih edersin? İki disiplin arasında kalsam. Evet. Spora devam edip ama sanat tarihini de bırakmazdım. Güzel, ikisi bir arada. Her şeyi bir arada istiyorsun. Evet. Peki. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra Fransız hükümetinden aldığın bursla Paris Sorbonne Üniversitesi'nde arkeoloji lisans öğrenimini tamamlıyor. Ayrıca Hititçe ve eski İbranice öğreniyorsun. Fransa'daki eğitimin esnasında boş vakitlerini eskrim, masa tenisi ve binicilikle değerlendiriyorsun. Berlin'de yapılan 1936 olimpiyatlarında eskrim dalında Türkiye'yi temsil ediyor. Ve bir diğer sporcu ile birlikte olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu oluyorsun. Olimpiyata katılan ilk Türk kadın sporcu olmak sana ne hissettirdi? Yılda 1936 evet, yani. Evet. Yani bir yandan öncülük. Muazzam bir gurur, bir yandan da yine muazzam bir korku da sanki. Korku neden? İlk olmanın verdiği. Çünkü senden sonra geleceklere de bir örnek olacağın için. Evet. Nasıl davrandığın, ne başarı elde ettin çok önemli bence. O yüzden biraz da korkutucu. Evet, buna başladım. Devam etmek zorundayım. Çünkü artık bir ülkenin şeyine mal oldum falan gibi. Envanterine geçtin yani. İlk Türk kadın. İlk Türk kadın olimpiyat spor. Büyük sorumluluk. Peki spordaki başarın seni arkeolojiden uzaklaştırır mı? Çünkü bu yani milli sporculuk falan. Hani
uzaklaştırmaz. Hmm. Öyle hissediyorum ki iki tarafa da inanılmaz bir aşkla bir tutku var gibi böyle. Hani bir taraftan devam edeyim değil, bunu götürürken bunu da yanında olsun diye hissediyorum. Bırakmam. Baştaki gibi. Evet. Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu olmanın gururunu taşımakla birlikte spor yerine üniversite eğitimine daha fazla ağırlık veriyorsun. 1938 yılında lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Sorbonne'da doktora yapıyor ve 1939 yılının yaz aylarında İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü'nün yürüttüğü yazılı kaya Midas şehri kazısına katılmak üzere Türkiye'ye geliyorsun. İkinci Dünya Savaşı sebebiyle Fransa'ya dönemiyor. Doktora çalışmalarına İstanbul Üniversitesi'nde devam ediyorsun. Türkiye'ye geldikten sonra tanıştığın ve sevdiğin bir adamla evleniyorsun. 1939 yılından itibaren yaşamının büyük bir kısmını arazide, sahada, dağlarda, köylerde en güç koşullar altında hiç şikayet etmeden sürdürüyorsun. Kendi seçtiğin bu yaşam şekline gönülden bağlanarak çalışmalarına devam ediyorsun. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Afyon'un Frig yaylasında ekipçe başladığınız ve savaşın başlamasıyla yarım kalan çalışmayı tek başına sürdürüyorsun dağ başında. Tekrar söylüyorum, 1939 falan şey. İlk kez paraşütle indiğin arazide Alman casusu şüphesiyle yakalanıyorsun ve gözaltına alınıyorsun. Yani demek ki oraya şey yok, karayolu yok da paraşütle arkeoloji alanına tek başına inip bir de casus olarak tutuklanıyorsun. Bir önce şeyi sorayım, yani Alman casusu olarak yakalanmak ne hissettirdi? Bu nedir yani? Yani trajikomik gibi. Nasıl izah edeceksin? Bir de o da var yani. Ben iki kazı yapacak. Paraşütün ne? Ben arkeoloğum falan. Paraşütle inmek de yani her anla, o yüzden trajikomik bir, değişik bir durum yani. Bir de çok özel birisi olduğu da anlaşılıyor. Evet, galiba, evet. Şaşkınlık. Bu. Şaşkınlık. Çok iyi şartlarda eğitim aldın. Sorbonne'lar, şunlar bunlar. Yaşadın, iyi koşullarda da yaşadın ama şimdi en güç koşullar altında işini yapmaya çalışıyorsun. İşinin gereği bu çünkü, uzmanlığının. Bu durum senin çalışmalarından ve azminden alıkoyar mı? Bunları yapacak gücü nereden buluyorsun? Bence bu daha çok kamçılar. Bu mecburiyetler, koşullar mı? Koşullar, mecburiyetler. Evet. Bir de muhtemelen seçtiğin işi yaptığın için bunların evet, aşağı yukarı sonuçlarını biliyorsun. Bilecek kadar harika bir eğitimden de geçtiğini anlaşılıyor. O yüzden daha da kamçılar. Daha da kamçılar. Dağ başlarında ya kadın başına. Zaten belli ki inanılmaz bir cesaret göstergen var. Hı. Üstüne sevdiğimiş. O yüzden... Bu kadın devam. Başına derken ben etrafın ne diyebileceğini söylüyorum. Yani bu tabii benim, canım, o dönem bu benim fikrim için... değil yani. Çok. İnanılmaz çok, bir şey. Tabii. İnanılmaz tabii. Bir şey. Şimdi bile öyle düşünürüz. Yani evet tabii ki. Kazı çalışmalarına katılmak için çok sevdiğin eşini İstanbul'da bırakıp her seferinde yollara düşüyorsun. Farklı yerlerde ve bölgelerde kazı çalışmalarına katılıyorsun. 1946 yılından sonra Çukurova yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Tabii o dönemlerde yol yok, devletin olanakları henüz o bölgeye çok ulaşmamış. Ormancılıkla geçinen birkaç fakir köylü, dağa mekan tutan eşkıyalar, yılda iki kez geçen Türkmen aşiretlerinden başka kimsenin uğramadığı bir bölgedesin. İstanbul Üniversitesi'nin önemli arkeoloğu Theodor Bozer başkanlığında yapılan kazılar ortaya beklenmedik önemli eserler çıkarıyor. Bunların arasında Hitit resim yazısının çözülmesini sağlayacak çift dilli yazıtlar da var. Yani karşılaştırma yoluyla daha kolay ilerleyebileceği. Etrafta aşiretler, eşkıyalar. Ya korkmuyor musun? Bulacağım şeyler beni daha çok heyecanlandırıyor korkudan. Allah Allah. Onların seviyesi daha yüksek. Hmm. Bir şey bulmanın, bir şeye öncülük etmenin verdiği o adrenalin, o heyecan beni daha çok ayakta tutuyor. O yüzden can, evet korkuyorum. Can korkusunu bastıracak kadar. Bastırıyor, aynen. Evet, çalışma koşullarının ağır olması ve güvenlik problemleri yüzünden yapılan çalışmalar ekip tarafından yeterli bulunuyor. Araştırmayı sonlandırıyorlar.
Oysa sen daha uzun bir araştırmayla daha çok bilgiye ulaşılacağını düşünüyorsun ve devam etmek konusunda çok kararlısın. Kazılarda çıkanların birleştirilerek yerinde kalması gerekiyor. Yani yerinde kalacak. Ören taşıyıp da bir yerde başka bir yerde götüremiyorsunuz işi. O işin tabiatına aykırı zaten. Ören yeri geniş bir çam ormanın içinde ve buranın doğal güzelliğiyle korunması lazım. Buranın olduğu gibi korunması için hem yetkilileri hem köylüleri ikna etmeli, bölgenin önemini anlatmalısın. Yani tarih, arkeolojik değerini anlatmak zorundasın. Bu konuda etrafında eşinden başka sana destek olabilecek kimsecikler yok. Eşin kazı çalışmalarında yanında olmasa da her zaman en büyük destekçin. Mesleki ve insani açıdan çok zorlanıyorsun. İşini bırakmak aklına gelir mi? Yani bırakıp gitsen... İşi? He. Yok. Ya bak, burası Anadolu yani kazılacak daha medeniyete yakın yerler varken bu kadar zor bir yerde bu ısrar neyin nesi? Ama asıl orası hep oralar ötelenir ya böyle. Bir de veriler çok kıymetli. Veriler çok kıymetli. Dişin kaşınıyor. Ayrıca elbet aynen gelip burayı biri bulacak yani. Hani ben bunu başlatmışken niye bırakıp gideyim? Bırakmam. Yok. Ne olursa olsun bırakmam mı diyorsun? Ben bırakmam diyorum. Ay senin başına ne gelecek bakalım. Ortaya çıkarılan arkeolojik buluntuların restorasyonunu korunması ve sergilenmesi için bir açık hava müzesi kurulmasına ön ayak oluyorsun. Giderek işleri büyütüyorsun yani. Ormanın zarar görmemesi için köylüyü ikna ederek keçiyi koyunla takas ediyorsun. Koyuna nasıl bakılacağını, nasıl yavrulatılacağını sabırla öğretiyorsun. Koyun biraz, yani keçi daha zararlı açısından. Koyun daha doğru o bölgede. Her yerde değişiyor tabii bu. Okulu olmayan köylere bizzat çalışarak okullar yapıyor. Öğretmen olmayan yerlerde sen ve arkadaşların, destek olmaya gelen dönem dönem arkadaşların öğrencilere ders veriyorsunuz. Köylünün iş sahibi olması için marangozluk, demircilik gibi kurslar açıyorsunuz. Dağlarda eşkıyaların olduğu bir dönemde tek başına at sırtında geziyorsun ve sana bacı lakabı takılıyor. Bacı. Hani bacım değil de bacı. Tabii. Yani. Aman bacı geliyor, bacı gidiyor, bacıya bir şey olmasın falan. Emeklerinin karşılığını görebilmek sana nasıl hissettiriyor bu bunca muazzam çaba? Muazzam. Muazzam. Yani kelimeleri gerçekten üstüne bir şey söyleyecek bulamadım. 3-5 yani, hayatı bir arada konuşuyor gibiyiz değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Hani şey, bunu tek başıma nasıl... Arkadaşlarım da var ama yani bunlar senin başının altından çıkıyor belli ki. Evet. Harika bir insan olduğumu düşünüyorum. Geleceği de değiştirmiş olabileceğini düşünüyor musun? Net değiştirmişim. Evet. Net değiştirmişim. Evet. 1984'te yaş haddi nedeniyle üniversiteden emekli olmana rağmen daha fazla çalışmak için tekrar Karatepe'ye dönüyorsun. Aksini beklemedim. Evet, bekleyemeyiz, evet. 1916-1984 yani. Buradaki çalışmaların arasında Çukurova halkını yakından tanıma fırsatı buluyor ve yöre insanıyla kaynaşıyorsun. Anadolu'da her türlü hastalığın yaygın olduğu dönemlerde köylülere ilaç götürüyor. Bu sayede doktor olarak da anılmaya başlıyorsun. İnsanların hayatını değiştiriyorsun, senin de kendi hayatını dönüştürürken yaşadıklarının bunda etkisi var mıdır diye sorayım. Yani ben ne yaşamışım acaba? Onu bir yaptıklarım hani... Yani ben yani, Berlin'de bir askeri ateşe çocuğu olarak o disiplin, doğmak... O bir işe başladı mı devamını getirme, yarıda bırakmama... İlk olimpiyat sporcusu olma ülkenin. Bırakmak için çok da sebebi var yani aslında. İsterse çok bahanem var bırakmak için. Orada tek başına çok mücadele etmek çok konforlu bir hayat bile... yaşama şansı var, evet. imkanı var. Elinin tersiyle itip delice bir seçenek büyük dediğimiz herhalde o yol ayrımı. Doğru. Böyle bir şey. Doğru. Daha konforu seçebilirdi ama bir şeye öncü olmak istemiş, bir şeyleri ortaya istemişim. Çok büyük saygı duyuyorum. Büyük bir karakter, evet. Arkeoloji alanında Türkiye ve dünyanın sayılı isimlerinden biri olan bu özel insanla artık tanışalım mı? Lütfen. Efendim geliyor.
harika Halet Çamber. Yani hanımefendi. Profesör Doktor Halet Çamber bilim dünyası tarafından Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü yer olarak tanınan Karatepe Aslantaş köyünde Türkiye'nin ilk açık hava müzesini kurdu. Karatepe kalıntılarının ortaya çıkarılmasına ve Hitit dilinin çözülmesine katkı sağladı. Eşi meşhur Akyaka evlerinin ünlü mimarı Nail Çakırhan. Çok özel birisi daha. Onu söyleyeyim. 1984 yılında emekliye ayrılan Çamber kazılara katılımını ve yazılarını emekliliğinde de sürdürdü. Arnavutköy'de kırmızı yalı vardır. Geçerken muhakkak gözün takılıyordur. Ailesinden kalma o ev. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışlamış onu da. Yapı Halet Çamber ve Nail Çakıran Arkeoloji ve Geleneksel Mimarlık Araştırmaları Merkezi'ne dönüştürülmek üzere restore edilmekte. 2005 yılında Hollanda Devleti'nin kültür ve kalkınmaya hizmet edenlere verdiği Prens Claus ödülünün sahibi oldu. 2010 yılında kendisine Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verildi. 12 Ocak 2014 tarihinde İstanbul'daki evinde yaşama veda etti. Muazzam bir inanılmaz bir şey. Cumhuriyet münevveri, müthiş bir insan, bir bilim adamı, bir şey olarak da çok örnek bir insan. Yani şu konuştuğumuz şeylerdeki yoğunluğa bakar mısın? Bir insan ömrüne, birkaç insanın ömrünü sığdırmak, mutlu yaşayıp bildiği gibi yaşayıp mutlu ayrılmak. Konforlu alanı. Bunlar çok çok konfor alanını terk ederek. Bunları yaparak, kendinden vererek, evet. Ama gerçekten eşinin de büyük. Eşinin de tabii, Nail Bey de öyle. Ben Muğla'da, Akyaka'da çok eserleri var. Her seferinde dakikalarca önünde kalıp mimariyede bir merakım var. Resim seyreder gibi seyrettim orada bulunduğum zamanlarda. İşte Cumhuriyet'i inşa eden kuşak, gerçek Cumhuriyet insanları bunlar. Onlarla gurur duyuyoruz, çoğalmalarını diliyoruz. Tabii böyle çok özel insanlarımız var bu ülkede. Onları bence pamuklara sarıp korumalıyız. Anılarını soldurmamalıyız. Zaten eserleri ortada, çabası ortada. Kendisi sanat eseri gibi bir insan. Rahmetle anıyoruz Halet Hanımefendi'yi. Halet Çamber büyük bir değişime imza atmış. Değişim şimdi senin için ne anlama geliyor? Bir daha sorayım. Nerede, ne şartlarda olduğuna bakmaksızın insanlara yol açmak sanırım. Her anlamda yol açmak. Yani şey olarak da sen yaptıkça onlar da seni görüp o anlamda da öncü oluyorsun ya, hani evet. İnsanlara ben de yapabilirim ya dedirtmek bile bir öncü bir davranış. Peki şeyi söylemek isterim, hatırlatmak isterim. Halet Hanım'ın bu yolu yalnız yürümediği, Nail Çakıran'la birlikte bir ortak yaşam anlayışını, bir ortaklaşmanın nitelikli şeyiyle, enerjisiyle yürüdüklerini varsayarsak, senin eşinle aran nasıl? Yani... şey misiniz, birlikte üretken misiniz? Birlikte. Birbirinizi etkiliyor musunuz, gelişiminizi, değişiminizi? Bence birbirimizi çok değiştirdik. Ama iyi yönde değiştirdik. Zaten olay da odur yani, evlilik iki farklı insanın o çatışmaların içinde dünyanın. Zor bir şey çünkü. Ama birbirine o kadar inatlaşmadıkça yani zaten o şeyi orada, büyüsü orada onun. O çatışarak birlikte yaşamanın verdiği, birbirini beslemek. Farklılıklara saygı göstererek uyumlanmak diyebilir miyiz? Aynen öyle, uyumlanmak. Evet. Kesinlikle. Evet. Hem kendine hem karşınıza. Kendinden vazgeçmeden. Saygı. Evet. Doğru. Peki, Halet Çamber bu dolu dolu hayatın içinde çocuk sahibi olmaya fırsat bulamamış. Zaten fiziki koşulları da çok zorladığı için olmuştur oralarda... Olmuştur ama yani. O da bir şeydir ya. Çok evladı aslında. Vardı canım, muhakkak. Ama yani
Bir biyolojik olarak anne olmamış, olamamış. Ömrünü mesleğine adamış birisi. Sen çocuk sahibi olmak istemediğini, çalışacağını söylemişsin bir röportajında. Ömrün boyunca kendini işe adamayı mı istiyorsun? Öyle planlıyorum ama insanoğlu her an değişebilir. Bugün düşündüğümüzü yarın bir anda bırakabiliriz. Şu an öyle düşünüyorum. Bana uzak olduğunu düşünüyorum. O sorumluluğu istemediğimi düşünüyorum. Hani sorumluluğa hazır olmak değil, şey vardır ama çocuğun olursa seversin. Tabii ki severim yani, nasıl sevmeyeyim ama ben olmasını istemiyorum şu an. Mutluyum hayatımdan. Keza Barış da öyle, eşim. Biz birbirimize her şey oluyoruz şu an zaten. Birbirinizin evladı da oluyor musunuz? Yok. Onlar, o çok riskli konular. Ama ölçüsü bir kaçarsa çünkü aynen. Aşk yok, paramparça yok, oluyor. Hiç gerek yok. Peki size de genç bir çift olarak 3 yıllık evlisin değil mi? Evet. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Birbirini besleyen, geliştiren, birbirini coşturan, birbirine destek olan İyi birer yol arkadaşı olmanızı temenni ediyorum. Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu oluyorsun. Muazzam bir gurur. Spordaki başarın seni arkeolojiden uzaklaştırır mı? Uzaklaştırmaz. Farklı yerlerde ve bölgelerde kazı çalışmalarına katılıyorsun. Etrafta aşiretler, eşkıyalar, ya korkmuyor musun? Bulacağım şeyler beni daha çok heyecanlandırıyor korkudan. Allah. Onların seviyesi daha yüksek. Bir açık hava müzesi kurulmasına ön ayak oluyorsun. Ormanın zarar görmemesi için köylüyü ikna ederek keçiyi koyunla takas ediyorsun. Okul olmayan köylere bizzat çalışarak okullar yapıyor. Öğretmen olmayan yerlerde sen de arkadaşların, öğrencilere ders veriyorsunuz. Köylünün iş sahibi olması için marangozluk, demircilik gibi kurslar açıyorsunuz. Ve sana bacı lakabı takılıyor. Harika bir insan olduğumu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Deneyimize yürekten katıldığın için. İyi ki geldin. Ederim. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Efendim, bir empatinin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine empatide, yeni bir empatide buluşmak üzere. Hoşça kalın.